Yurt dışı uçuşları kullanıyor musun? Evet. Hangi ülkeye? 35 senedir kullanıyorum. İsviçre. ...19 Nisan'dan itibaren Kahramanmaraş Havalimanı'nda gümrük işlemleri başladı. Evet efendim, dün akşam gece saat 1'den itibaren artık Kahramanmaraş'ta da gümrük işlemleri başladı tabii ki. Biz de bugün havalimanımızdayız. Bakalım, soralım dedik Kahramanmaraş'taki gümrük işletmelerini kaç kişi kullanıyor diye. Evet, aldığımız verilere göre bir kişi Kıbrıs'tan, 2 Almanya, 6 Hollanda, 1 Kuveyt, 2 Dubai, 3 Fransa, 3 İngiltere, 1 Brüksel, 1 de Cidde olmak üzere toplamda 20 vatandaşımız ayın 19'u itibariyle gece 1'den itibaren Kahramanmaraş Havalimanımızdaki gümrük işlemlerini gerçekleştirmiş oldular. Tabi bundan sonraki süreçte de gümrük işlemleri aralıksız olarak devam edecek. Geçtiğimiz aylarda yenilenen Kahramanmaraş Havalimanı yolcularını ağırlamaya başlamış ve kamuoyunun merakla beklediği uluslararası uçuşlara açılma süreci en çok merak edilen konu başlığı olmuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın büyük gayret göstererek üzerinde durduğu yeni havalimanı, dünyadaki en model havalimanlarında kullanılan elektronik sistemlerle hizmete sunulurken, bakanlıklarla özel görüşmelerin ardından gümrük işlemleri de yeni havalimanında başlamış oldu. Peki artık Kahramanmaraş'ta bugünden itibaren gümrük işlemleri de gerçekleşebilecek. Bugün de siz de kullanıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Bu çok iyi oldu. Ben her gelişte İstanbul'da bağışları alıyorduk. Bugün de, bu da dün gece olmuş herhalde. Bizim haberimiz yoktu. Gene bağışlara koşuşturduk. Orada dediler ki biz sizin bağışları gönderdik dediler. Orada açıldı. Teşekkür ettik. Çok güzel oldu. 19 Nisan gece saat 1'den itibaren başlayan gümrük işlemlerinden şimdiye kadar birçok ülkeden 20 vatandaş yararlandı. Biz Paris'te geliyoruz buraya. İşte ben 35 senedir Paris'te kalıyorum. İstanbul'a geldiğimiz zaman valizleri tekrar alıyorduk. Böyle arabalara koyuyorduk. Tekrar tartıyorduk. Çok güzel oldu, valizlerimizi burada alacağız. Çok güzel bir havalanı yapılmış. Yapanların emeğine, ellerine sağlık. Geniş geniş her şey güzel. Memnun oldum mu bel olduğuna. Bu sefer biz sıkıntı yaşamadık. Çok rahat geldik. Çok güzel olmuş. Önce çok beklerdik. Orada 4-5 saat bekliyorduk. Bazen 8 saat bekliyorduk ama şimdi çok rahat geldik. Çok sağ olsun, teşekkür ederek yapanlara, emeklerine. Dün akşam ise 18.30 uçağı ile Kahramanmaraş'taki gümrük işlemlerinden yararlanan vatandaşlar Aksu Haber'e mutluluklarını ifade ettiler. Ben Cidde'den geliyorum. Gümrük ziyareti yaptım. Yeni hakikaten güzel oldu. İnan takdire şahin bir şekilde, yapılan kötüsü olmaz diyoruz. Hizmet yönünden inanın memnun kaldık. Yani müthiş bir şey. Biliyorsun artık çağımız ve dünyamız büyük gittiği büyüyen bir şey oldu. Kavramın içine girdi. Maraş'ımız da tabii bunu hak ediyor. Allah'ın da daha güzelleri gelmek istiyoruz. Yani inanın takdire şahinsiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok güzel. Ellerine sağlık. Kim yapmışsa. Çok güzel. Zaten istiyorduk bak. İstiyorduk ki İstanbul'da bağıyla alıp geri vermek çok zor bir şey. Şimdi burada gümrük varsa ne mutlu bize. Al, sağ olsunlar. Çok güzel etmişler valla. İstiyorduk zaten bunu. Evet efendim, şu anda 18.30 uçağıyla 9 vatandaşımız gümrük işlemlerini tamamlamış durumda. Biraz önce de dinlediniz, vatandaşlarımız gerçekten bu hizmetten çok çok memnun olduklarını dile getiriyorlar. Tabii özellikle bu süreçte çok ciddi emekleri geçen başta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal başta olmak üzere Kahramanmaraş Valiliğimiz ve tüm yerel yönetimlere bu hizmetten dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.